Selam, ben Nural. Yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım. Normalde 2 hafta üst üste analog fotoğrafçılık videosu yüklemiyordum. Ama hafta sonunda Instagram hesabımdan analog fotoğrafçılık mı yoksa Finlandiya lezzetleri mi diye sordum. Sonuç şaşırtıcı bir şekilde birbirine yakın çıktı aslında. %53 analog fotoğrafçılık, 47 Finlandiya lezzetleri olarak çıktı. O yüzden bu hafta yine bir analog fotoğrafçılık videosu yüklüyor olacağım. Peki, gelelim bu haftanın konusuna. Maskeler. Analog fotoğrafçılığın sürprizli ya da biraz daha deneysel olan kısmı film manipülasyonları ya da farklı efektler kullanmak. Bunun için örneğin filminizi ters çevirip kullanarak red scale yapabilirsiniz ya da geçen hafta anlattığım gibi EBS tekniğini deneyebilirsiniz. Geçen kış anlattığım yine film çorbası tekniklerinden birini deneyebilirsiniz. Ya da eğer elinizden biraz hani çizim falan geliyorsa fotoğraflarınıza farklı desenler ya da yazılar katmayı da tercih edebilirsiniz. Bugün bu teknik olan maskelerden bahsediyor olacağım ve birkaç farklı makineyle çekilmiş örnekleri paylaşacağım sizinle. Teknik olarak maskeler aslında makinenin içine, şu an ben Diana Instant Square ile göstereceğim. İç alanı geniş olduğu için bununla anlatmak biraz daha kolay olacak. Şöyle ki makineye film takmadan şu 3 iç yüzeye eklediğiniz bir asetat kağıdı üzerine yazılmış bir yazı ya da çizilmiş bir resimle fotoğraflarınızın tamamına o efekti verebiliyorsunuz ya da o etkiyi verebiliyorsunuz. Ben bunun için küçük bir çizim yaptım ve bununla birkaç örnek fotoğraf çekeceğim. Bunun için Diana Instant'ın içinden çıkan maskeyi kullanıyor olacağım ama farklı bir asetatla da yapabilirsiniz. Artı CD kalemlerimi kullanıyorum. Üste küçük bulutlar çizeceğim. Bunları bir dediğim gibi CD kalemiyle çiziyorum ya da bir marker kullanarak çizebilirsiniz. Önemli olan şeffaf asetatın üzerinde rengin görünüyor olması. Onun dışında küçük böyle yağmur damlaları ekliyorum. Renklere takılmayın. Çünkü mavi tonları kullanmak yerine daha renkli bir şeyler kullanmak istedim. Şimdi bu maviyle de şöyle bulutların içerisine küçük desenler yapacağım. Bulutların kenarlarını biraz daha kalınlaştırmış oluyorum bunu ekleyerek. Son olarak da aşağı bu mor gümüş rengi kalemle ağaçlar ekleyeceğim. Bunu yaparken amacım fotoğrafın üzerine bu desenlerin yansımasını sağlamak. Sonrasında da bu maskeyi makinemin içerisine takacağım ve fotoğraf çekeceğim. Evet, çizdiğim şeyi şöyle tekrar bir göstereyim. Yukarı küçük bulutlar çizdim. Yağmur damlaları ve ağaçlar var. Bu Diana Instant Square'in kutusunun içinden çıktı aslında. O yüzden hayatımı biraz kolaylaştırıyor. Ama elle de nasıl yapacağınızı anlatacağım. Teknik olarak yapmanız gereken şey makinenin şöyle açayım. Şuradaki iç yüzeyine sığacak şekilde bir asetat kağıdı kesmek. Asetat kağıdı dediğimiz şey de işte şeffaf, şu ortada gördüğünüz plastiğe benzeyen bir materyal. Kırtasiyelerde satılıyor. Şeffaf olarak da var. Farklı renklerde de var. Bunu makinenin şu üç yüzeyine sığacak şekilde kesiyoruz. Sonrasında da bunun çevresinde siyah bir çerçeve var. O yüzden çerçevesi haliyle de anlatacağım. Makinenin içine yerleştiriyoruz. Peki nasıl yerleştireceğiz? Ay ben bunu tabii ki de ters çizmişim. Aman da aman. Şu an hop. Bunu makinenin içine şuraya yerleştirdim. Bakalım fotoğraf çekince nasıl çıkacak? Fotoğraf oluşurken ikinci bir örnek daha yapıyor olacağım. Bunu da Instant'ım için yapacağım. Instant için yapıyor olmamın sebebi bu arada daha hızlı bir şekilde anlatabilmek ve içlerin alanı biraz daha geniş olduğu için daha rahat gösterebilmek. Ama örnek fotoğraflar olarak mesela sardin damga çektiklerimden de bahsediyor olacağım. O yüzden bunu sadece şipşak fotoğrafçılık için düşünmeyin. Tüm film formatlarında kullanabilirsiniz.
Şimdi de demin söylediğim gibi instantımın içinde şu alanı kaplayacak bir maske hazırlıyor olacağım. Bunun için elimde şu an asetat kağıdı yok ama bu scrapbook kağıtlarımın paketini kullanacağım. Instax fotoğraflar kredi kartı boyutunda olduğu için bir kart kadar aşağı yukarı bu paket kağıdından kesiyorum. Şeffaf olduğu için bunları rahatlıkla kullanabilirim. Önemli olan pürüzsüz bir yüzey olması ki hani kendi dokusu fotoğraflarda çok belli olmasın. Şimdi gelelim desene. Yine deminki gibi CD kalemlerini kullanacağım. Ve takıntılı bir insan olduğum için yine küçük bulutlar çiziyorum buraya. Mavi kalemle çiziyorum bu sefer. Biraz daha kalın bir kalem bu diğerine göre. Onun dışında bunları ekledikten sonra bir de aşağı birazcık ağaçlar yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince bunun içinde böyle hani küçük çiçekler çiziyorum gibi düşünebilirsiniz ama biraz daha kalınlaştırıyorum ki fotoğrafta biraz daha belli olsunlar. O arada tabii ki tarçın yine ne yaptığımı merak edip yine kameranın önüne geldi. Neyse şimdi gelelim yapıştırma kısmına. Bunu yapıştırırken normal bir bant kullanıyorum. Öncelikle şurada üst tarafını bir yarıya kadar bantlayacağım. Bu arada bantın pozlama alanına çok değmemesine dikkat edin ki fotoğrafınıza o da yansımasın. Şimdi ama alt tarafı biraz uzun geldi aslında bunun. O yüzden çıkartıp sanırsam birazcık daha keseceğim. Şöyle bakalım şimdi oldu mu? Bu tarafa da yine biraz bant ekleyeceğim. Instax makinelerde film deklanşöre bastığınızda aşağıdan yukarı doğru çıktığı için ben bunu yapıştırırken alttan ve üstten yapıştırıyorum. Eğer orta format bir makineyle çekim yapıyor olsaydım yine yanlardan yapıştırıyor olacaktım. La Sardina gibi 35 mm çeken makinelerde ise film makinenin sol tarafından sağa doğru sarıldığı için yanlardan bantlayacaktım. Önemli olan filmi sardıkça o maskenin içeride hareket etmemesi ve makinenin içinde sabit kalması. Şimdi gelelim örneklere. Evet, Loma Instant'ımın içine de maskeyi yerleştirdim. Nasıl koyduğumu gördünüz. Şimdi gelelim bununla bir fotoğraf çekmeye. Hop. Bu fotoğraf oluşurken ben bir yandan da Sardinay'la nasıl çektiğimi anlatacağım. Çünkü bunun içerisindeki alan aslında çok daha dar. Artı tekniğini de biraz gösteriyor olacağım. Onun için de Sardina gibi 35 mm normal standart dikdörtgen çeken bir makinede maske tekniğini kullanmak istiyorsanız içerideki alanınız sadece şu kadar oluyor. Bu normalde negatifte bir fotoğrafın kapladığı alan aslında. Buraya bir maske eklemek için tarçın, sanırım son videolarımın tamamında tarçını da görüyorsunuz. Yapmanız gereken şey kullanmak istediğiniz malzemeyi şöyle iki taraftan yani şuradan ve bu yandan bantlamak. Bunun için kullanabileceğiniz farklı şeyler var. Örneğin benim birazdan göstereceğim örneklerde ben şu şekilde renkli asetatlardan faydalandım. Ve bunları işte çim, çiçek ve gökyüzü olacak şekilde kestim. Ve makinenin içerisine yapıştırdım. Onun dışında yapabileceğiniz başka bir şey. Bunlar benim dayanamın içinden çıkan renkli filtreler. Bunlardan elinizde varsa kullanabilirsiniz. Ya da farklı renkli asetatlar elinizde varsa kullanabilirsiniz. Ya da şeffaf asetatı CD kalemiyle boyayarak kullanabilirsiniz. Örneğin şu şekilde yerleştirirseniz eğer fotoğrafın altı ve üstü farklı renk olacaktır. Bunu daha ince kesip 3 renk 4 renk diye de değiştirmek mümkün. Şimdi benim çiçek ve çimen çizmeye çalıştığım örneklere bir bakalım. La
Ukrayna dışında Dayan Ayga çektiğim örnekleri de göstereceğim. Dayan Ayga çekim yaparken şu an tekrar Dayan Ayga fartımı çıkartmıyorum. Instant üzerinden anlatacağım. Ama teknik olarak aynı şey. Yine şuradaki içerideki alanı kullanıyorum. Ama bunun alanı orta format bir makine olduğu için çok daha büyük. Yani şurada gördüğünüz fotoğrafın alanı gibi düşünebilirsiniz. Bir tek dikkat ediyor olmanız gereken şey içeri koyduğunuz maskeyi tepetaklak koymak. O da şu demek. Ben daha önce Diana Eparty'la yazıcıdan çıktı aldığım şarkı sözlerini pozladım. Yani şarkı sözlerini yazıp çıktısını alıp makinenin içerisine yerleştirdim ve sonra üzerine fotoğraf çektim. Orada da şu şekilde gözümün gördüğü şekilde yapıştırdım. Aslında yapıyor olmak gereken tepe taklak koymak, yani neyin üstte olmasını istiyorsam ya da neyin düz görünmesini istiyorsam onun aşağı bakıyor olması gerekiyor. Çünkü makinenin içerisine giren ışık böyle bir X şeklinde tepe taklak giriyor. Yani yukarıda gördüğünüz şey filmin alt tarafına yansıyor. O yüzden de şöyle görünmesini istediğiniz şeyi bu şekilde takıyor olmanız gerek. Şimdi gelelim Dayan Ayga çektiğim yazılı örneklere. Paylaşacağım örneklerde biraz önce sizinle konuşurken çektiğim instant örnek. Bunlardan ilkini Diana instant square'imle çektim. Şu. Maskeyi yerleştirirken yan taktığım için fotoğrafın üzerindeki desen de yan olarak göründü. Şu an şurada şeyi görüyorsunuz. Bulutları görüyorsunuz. Şu yanda da çok hafif belli olsa da ağaçları görüyorsunuz. Taranmış halinde koyacağım. Yan çıkmasının sebebi aslında makinenin içerisine bu maskeyi takarken şuranın yana gelmesi gerekiyormuş. Yani şöyle takıyor olmam gerekiyormuş. Ben tabii ki ilk olarak buna bakmadan direkt çizmeye başlayınca şöyle çizmiş oldum. Aslında makinemi yan çevirip fotoğraf çekseydim düz bir şekilde çıkacaktı. Bir de tabii ki de Lomo Instant'la çektiğim örneklerim var. Bunlardan da bir tanesi yine aslında aynı şey. Şu küçük peanut oyuncaklarımı çektim. Charlie Brown'ımı ve Snoopy'mi. Bu da demin elle çizdiğim yine bulutlar. Şurada üst tarafta bulutları görüyorsunuz. Bunun arkası biraz daha karanlık olduğu için çünkü balkona doğru bakıyor şu an çektiğim yer. Biraz daha hafif belli oluyor bulutlarım. Bir de demin kendimi de çektim. Bunlar da benim üzerime yansıyan bulutlar. Siz de fotoğraflarınıza bu şekilde maskeler ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi dikkat etmeniz gereken ilk şey çizdiğiniz şeyin nasıl görünmesini istiyorsanız onu tepetaklak olarak yerleştirmek, bu bir. İkincisi de unutmayın ki analog fotoğrafçılıkta makineye filmi taktıktan sonra film bitmeden çıkartamıyorsunuz. Çünkü kalanı yanıyor ya da kullanılamıyor. O yüzden de ne koyuyorsanız eğer bunu bir film boyunca kullanacağınızı unutmayın. Umarım bu anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Siz de tekrar denersiniz. Küçük bir hatırlatma son olarak. Eğer yapmadıysanız kanalıma üye olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta Salı günü yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.